Alkoller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hidrofil ve hidrofob uç içerirler. Doğru. Şöyle bir örnek alalım. CH3, CH2, OH etil alkol. Buradaki OH kısmı polar olduğu için suyu seven yani hidrofil kısımdır. Buradaki C2H5 kısmı apolar yani suyu sevmeyen hidrofob kısımdır. Dolayısıyla hidrofil hidrofob kısımları içerir. Yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağı etkindir. Fon elementlerinden oksijeni içeriyor ve polar yapıda dolayısıyla Molekül arasında hidrojen bu etkindir. Doğru. Tüm alkollerin izomeri olan bir eter vardır. Evet alkollerle eterler izomerdir ama eterlerin en basit üyesi iki karbonlu olduğu için. Dolayısıyla alkollerin de ilk üyesi tek karbonlu olduğu için. Mesela CH3OH bunun izomeri olan bir eter yoktur. O yüzden C şıkkı yanlış. Doymuş açık zincirli mono alkollerin genel formülü cnh 2 n2dir doğru. Alkenleri asidik ortamda su katılmasıyla alkoller elde edilebilir. Bu da yine doğrudur. Alkollerin aynı koşuldaki kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi birincisi bir mono alkol, ikincisi ise bir diol, üçüncüsü ise yine bir mono alkol. 1 ile 3 arasında ikisi de mono alkol zaten karbon sayısı büyük olan 3'teki bileşiğin kaynama noktası daha büyüktür. Yani 3 büyük bir ilişkisi vardır. Mesela şu şıklar gitti. 2 ile, ya 1 ile 2 arasında ise 1 ile 2 arasında baktığımızda ikisi de 2 iki karbonlu ama burada 2 tane OH olduğu için 2 de 1'den büyük ki büyük bir ilişkisi var. 2 ile 3 arasında da 3'te karbon sayısı fazla ama 2'de 2 tane OH olduğu için, 2 tane hidrojen bağı olduğu için 2'nin kaynama noktası 3'e göre daha yüksektir. Dolayısıyla burada 2 en büyük, daha sonra 3, daha sonra 1 yani 2 3 1 ilişkisi. Cevap da B şıkkıdır diyebiliriz. X ve Y alkolleri ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Birbirinin fonksiyonel grup izomeridir demiş. Evet ikisi de alkol. Ama fonksiyonel grupları aynı. Fonksiyonel grup izomeri olması için fonksiyonel grupların farklı olması gerekiyor. Dolayısıyla birinci ifade yanlış. Birer basamak yükseltgenmeleri ile aynı ürün elde edilir. Şimdi X1 sekonder alkol. Çünkü o OH bağlı olduğu karbona iki karbon bağlı. X yani sekonder alkolün bir adım yükseltgenmesi ile keton elde edilir. Buradaki alkol ise primer bir alkol. Primer alkol bir adım yükseltgendiği zaman aldehit elde edilir. Dolayısıyla yükseltgenme ürünleri aynı değildir. Dolayısıyla iki de yanlış. Propene asidik ortamda su katılması ile elde edilir. Şöyle propene su katalım isterseniz. Şöyle propen yapısı. Şurada hidrojenleri var. Şöyle şu çizgiler hidrojen olsun. Burada su yani HOH katılması. Şöyle asidik ortamda. şartı diyelim asidik ortam için. Burada Markovnikov kuralına göre hidrojen. Hidrojence zengin olan karbona bağlanacak. Yani şu karbona bağlanacak. OH ise diğerine bağlanacak. Ve sonuç olarak karbon karbon. Şurada OH ve karbon. işte hidrojen de buraya geldi. Bu oluşacak ana üründür. Yani burada ana ürün olarak X oluşur. Yan ürün olarak da hidrojen. Hidrojence zengin değil. Fakir olan hidrojene bağlanıp yani şöyle bir yapıda burada oluşabilir ama bunun oluşma ihtimali daha azdır. Yan ürün olarak burada Y bileşiği de oluşur. Yani mesela bu ana ürün %90 oluşuyorsa yan ürün %10 oluşur. Ama bu iki bileşik de oluşur. Su katılmasıyla bunlar elde edilebilir. Üçüncü ifade bu anlamda doğru. Yanlış olanlar 1 ve 2 yani C şıkkıdır. Aynı karbon sayılı doymuş mono alkoller ile eterler fonksiyonel grup izomeridirler. Buna göre alkollerinden hangilerinin izomeri olan bir eter yoktur demiş. Şimdi eterlerin ilk üyesi en az iki karbonludur. İlk üyesi 2 karbonlu olmak zorunda. Yani tek karbonlu bir üyesi olmayacağı için CH3OH'ın izomeri olan bir eter yoktur. Mesela CH5OH'ın izomeri doğrudan bu yazdığımız bunun vardır. Burada 3 karbonlu bir alkol var. Buna da mesela şöyle bir izomer yazabiliriz. CH5. CH3 bu da bunun izomeridir. Sadece burada CH3OH yani metil alkolün eter izomeri yoktur. Yukarıdaki alkollerin oda koşullarındaki buhar basınçlarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi burada üçünde baktığımız zaman üçünde de bir tane OH var. Üçü de mono alkol. Baktığımız zaman üçünde de 4 karbon var. 4 karbon, 4 karbon, 4 karbon. Yani bunların kapalı formülleri aynı. Bu durumda dallanma arttıkça kaynama noktası azalır. Kaynama noktalarını kıyaslayacak olursak hiç dallanması olmayan bir en büyük. Daha sonra bir dallanması olan iki büyük. Daha sonra iki tane dallanma olan 3 diyebiliriz. Buhar basıncı ile kaynama noktası ters orantılıdır. Dolayısıyla burada 3'ün buhar basıncı en büyük. Daha sonra iki. Daha sonra bir, üç, iki, bir ilişkisi olacak. Yani C şıkkı diyebiliriz. Yukarıdaki yöntemlerden hangileriyle bir alkol elde edilebilir demiş. Aldehitlerin indirgenmesi sonucunda alkol elde edilir. Şöyle. Primer alkoller yükseltgendiği zaman aldehit oluşur. Aldehitler de indirgendiği zaman tersten primer alkol oluşur. Dolayısıyla bir alkol elde edilir. Doğru. Alkenlere su katılması sonucunda alkol elde edilir. Doğru. Glikozun mayalı ortamda fermentasyonu ile etil alkol elde edilir. Dolayısıyla bu da olur. Dolayısıyla 3 yöntemle de alkol elde edilebilir. Sorunun cevabı E şıkkıdır. Yukarıdaki hidrokarbonlardan hangilerine asit katalizörlüğünde su katılmasıyla bir alkol oluşur demiş. Şimdi alkenlere su katıldığı zaman alkol oluşur. Etilen de alkenlerin ilk üyesi olan etendir. Ve su katıldığı zaman alkol oluşur. Dolayısıyla biri burada alabiliriz. Bir bütün bir alkindir. Asetilen de yine bir alkindir. Hatta etinin özel ismidir. İkisi de alkin. Alkinlere su katıldığı zaman alkol oluşmaz. Etine su katıldığı zaman yani asetilene su katıldığı zaman aldehit oluşur. Asetilen dışındaki alkinlere su katıldığı zaman da keton oluşur. Dolayısıyla buradan alkol gelmez. Alkol gelen yalnızca burada birdir. Dolayısıyla A şıkkı diyebiliriz tepkimesiyle elde edilen organik bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Burada alkil halojenürlerle potasyum hidroksit gibi kuvvetli bazların yer değiştirmesi tepkimesi sonucunda alkol elde edilebilir. Burada klorla OH yer değiştirir. OH klorun olduğu karbona klor da potasyumun yanına gelir. Potasyum klor oluşur ve X bileşini de şöyle yazalım. CH3, CH, şuraya OH buraya gelmişti. CH3 bileşi oluşur. Bunun adı ise 2-propanoldür. Burada bir propanol olarak ifade etmiş. Bu yanlış. Yükseltgenmesiyle bir keton oluşur demiş. Yani bu oluşan organik bileşiğin yükseltgenmesi, bu alkolün yükseltgenmesiyle keton oluşur diyor. Şimdi bu sekonder alkoldür. O OH aşın bağlı olduğu karbon 2 karbon bağlı olduğu için. Ve sekonder alkoller yükseltgendiği zaman keton oluşur. Dolayısıyla ikinci ifade doğru. Kapalı formülü bu yapının C3H8O'dur. Üçüncü ifade de doğru. Dolayısıyla sorun cevabı 2 ve 3 D şıkkıdır. Tepkimelerinden hangileriyle ana ürün olarak bir primer alkol elde edilir demiş. Burada aldehitin hidrojenle indirgenmesi sonucunda evet bir primer alkol oluşur. Burada hidrojen ikili bağ sahip olan karbon ve oksijene doğru gidecektir ve ikili bağ kopacaktır ve sonuç olarak şöyle bir yapı oluşacak. CH3 karbon OH burada da CH2 böyle bir yapı oluşacak. Dolayısıyla bu etil alkoldür ve OH'ın bağlı olduğu karbona bir karbon bağlı olduğu için bu bir primer alkoldür. Alkenlere su katılması sonucunda ise burada ana ürün olarak sekonder alkol oluşur. Primer alkol oluşmaz. O da şöyle. Burada HOH hidrojen Markovnikov kuralına göre hidrojence zengin olan karbona bağlanacak. OH da diğerine bağlanacak. Dolayısıyla sonuç olarak şöyle bir bileşik oluşacak. OH CH3. Dolayısıyla bu da OH'ın bağlı olduğu karbona iki karbon bağlı olduğu için bu bir sekonder alkoldür. Dolayısıyla iki bu anlamda olmaz. Üçüncü, üçüncüdeki organik bileşik ise bir ketondur ve ketonların indirgenmesi sonucunda yine sekonder alkol oluşur. Hidrojen birisi buraya, birisi buraya bağlanacak, ikili bağ kopacak. Bu da yine sekonder alkoldür. Yalnızca birden primer alkol oluşur. Dolayısıyla sorun cevabı da A şıkkı diyebiliriz. CH3OH metanol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Primer alkol özelliği gösterir. Doğru. OH'a bağlı olan karbona bir karbon bağlıysa primer işte iki bağlıysa sekonder üç bağlıysa ters yer. Eğer hiçbir karbon bağlı değilse de metanolde olduğu gibi bu da yine primer alkol özelliği gösterir. Odun alkolü olarak adlandırılır. Doğru. Çünkü odundan doğrudan damıtılarak da metanol elde edilebiliyor. En fazla iki basamak yükseltgenebilir demiş. Evet primer alkoller normalde en fazla iki basamak yükseltgenir. Primer alkol önce geldiği zaman işte aldehit. Daha sonra yükselkendiği zaman da karboksilik asitler oluşur. Ancak sadece metanolde, metanoldeki karbona bağlı 3 tane hidrojen olduğu için metanol dışındaki alkollerde karbona bağlı 2 hidrojen vardır. Metanolde 3 hidrojen olduğu için bu 3 basamak yükseltgenebilir. Birinci basamakta aldehit, sonra karboksilik asit, daha sonra da karbonik asit oluşur. Dolayısıyla en fazla 3 basamak yükseltgenebilir olur olabilir demesi gerekiyordu. Metanol için bu durum böyledir. Normalde iki basamak evet ama metanol için 3 basamaktır. Dolayısıyla C şıkkı yanlış. Metanolün içilmesi körlüğe ya da ölüme yol açabilir. Doğru. Oda koşullarında da metanol sıvı halidir. Yine doğrudur. Etil alkol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Oda koşullarında saf suda sınırsız çözünür. Doğru. Etil alkol suyla her oranda çözünebilir. Etil alkol ilaç üretiminde çözücü olarak kullanılır. Bioetanol motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılır. Bu da doğru. Kaynama noktası aynı koşuldaki izomeri olan eterden daha düşüktür demiş. Bu yanlış çünkü eterin işte izomeri olan eter şöyle bir yapı ve eterin moleküller arasında dipol dipol etkileşim vardır. Etil alkolde ise moleküller arasında hidrojen bağı vardır. Aynı karbon sayılık. Zaten kapalı formüller aynı izomer olduğu için. Dolayısıyla hidrojen bağı daha kuvvetli olduğu için kaynama noktası etil alkolün daha yüksektir. Daha düşük dediği için bu yanlış. Etil alkol glikozun mayalı ortamda doğrudan fermantasyonuyla da elde edilebilir. Yukarıdaki alkoller ile ilgili kullanım alanlarının doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Antifriz olarak glikol kullanılır, donma noktasını düşürdüğü için. Merhem ve kozmetik üretiminde gliserin kullanılır. Çeşitli ilaç ve dezenfektan üretiminde de etil alkol kullanılır. Dolayısıyla B, A, C sıralaması yani B şıkkı diyebiliriz.